Bu hafta değineceğimiz ekstra bir konu daha var. Özellikle bankalar biliyorsunuz ki emekli maaşlarını ödemek için yarışa girmiş durumdalar. Banka promosyonlarını en fazla, daha fazla hangi bankadan alabilirsiniz? Bunları size aktarmaya geliyorum. Her banka aynı promosyonu mu veriyor, yoksa siz daha fazla promosyon alabilecek misiniz? Cevapları Benim Ailem programında Beyaz TV'de saat 1'de izlemeyi unutmayın. Ben Fazilet Yücel. Evet sevgili izleyenler beraberiz. Fazilet Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Doğukan Bey. Nasılsınız? Daha iyiyim. İyisiniz değil mi? Evet. Geçen hafta çok müthiş bir yoğunluk vardı. Gerçekten ben ilk defa hani bu kadar yılların yayıncısıyım. İlk defa gördüm ki hani bizim insanımızın sosyal güvenlik konusunda çok soruları varmış. Çok bilmek istedikleri şeyler varmış. Çok fazla size hemen çünkü bugün programımızda özellikle sevgili izleyenler tekrar söylemek istiyorum. Bugün Fazilet Hanım'la konuşacak olduğumuz konuda uzun zamanımız var. Yani sorularınızı şimdiden sonra ekranda bize soru sorabilecek olduğunuz WhatsApp iletişim bilgilerimi ve diğer bilgilerimizi görebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Fazilet Hanım'a sosyal güvenlik konusunda özellikle yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz ve bununla beraber Türkiye'de yaşayan izleyicilerimiz için birçok konuda sorularım olacak. Bütün sorularınızı bugün soracağım. Sonra darılmayın, gücenmeyin. Demeyin ki Doğukan Bey bizi geçen hafta soru sorduk. Yayında Fazilet Hanım'a sormadınız diye düşünmeyin. Bugün soracağım. Fazilet Hanım öncelikle en çok konuşulan konulardan bir tanesi son dönemlerde mini job diye bir şey çıktı. Evet. Niye mini job diyorlar? Yani yurt dışı kaynaklı olduğum için yani kısa çalışma denemiyor mu buna? Yani şöyle bu bizim ülkemizde part time çalışma da hani yurt dışında mini job diye geçiyor bu. Biz bir daha mini çalışma diyoruz. 26 Haziran 2020 tarihinde mecliste kanun olarak kabul edildi, kanunlaştı. 2012... Biraz isterseniz açalım olur mu? Yani tabii. Mini job nedir? Bunu biraz açalım izleyicilerimize, bilmeyen izleyicilerimiz için de. Bu mini job yurt dışındaki yaşayan izleyicilerimiz için daha çok geçerli bir konu. Tabii. Yurt Buyurun. Dışında ve Türkiye'de yurt dışı borçlanması yapmış vatandaşlarımız için önemli bir konu. 2012 yılından önce 2012 yılı da dahil olmak üzere belli bir dönemine kadar yurt dışı borçlanması yapıp yurt dışında mini job çalışan vatandaşlarımız Türkiye'den emekli aylıklarını alabiliyorlardı. 2022-24 genelgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınlamış olduğu genelgeyle birlikte bu değişti. Yani yurt dışında mini job çalışan vatandaşımız Türkiye'den borçlanmasını yapabilir, yatırabilir ama kanunların şartlarına uyduğunda maaşını çekebilir. Yani mini job çalıştığında maaş bağlamıyorlar genelgeden sonra. 2012-24 genelgesi altına özellikle çiziyorum. Peki şimdi mini job'da tamamen yürürlüğe girdi mi? Yani şu anda faydalanabiliyor mu yoksa beklenen bir detay bir genelge var mı? Evet şimdi çoğu vatandaşımız bununla ilgili kuruma emeklilik yani bizim tahsis talep dediğimiz emeklilik formlarını gönderiyorlar mini job çalıştıklarına dair. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu ne kadar resmi gazetede bir kanun olarak yayınlanmış olsa da Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelgesini yayınlamadı. Ben sürekli vatandaşlarımıza diyorum ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan memurlarımız sizin yapmış olduğunuz her dilekçeye bir cevap vermek zorunda. O yüzden şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu genelge çıkartmadığı için boşuna memurlarımızın önünü dilekçelerle doldurmayalım. Çünkü onların bu, her bu söylediğiniz, bu söylediğiniz çok önemli. Yani evet bu yasa çıktı, bu kanun çıktı ama detayları bekleniyor denebilir miyiz? Evet detayları evet, bekleniyor. Evet sevgili izleyenler mini job'la ilgili sevgili yönetmenime teşekkür ediyorum. Ekranda yansıtmış zaten. Mini job'la ilgili sevgili izleyenler kanun çıktı ama detaya ihtiyacımız var. Detaya ihtiyacımız var. Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Çünkü acaba şartları ne olacak? Yurt dışında vatandaşlarımız gelir tespitine girecek mi? Ya da her mini job çalışan Türkiye'den emekli maaşlarını alabilecek mi? Ya da biliyorsunuz Türkiye'de emekli olan vatandaşlarımız sosyal güvenlik destek primine tabiler. Yani çalışabiliyorlar ama kesinti oluyor. Acaba yurt dışında yaşayan mini job çalışan vatandaşlarımız da aynı. Sadece yurt dışında çalışıyor. Türkiye'deki emekli maaşlarından kesinti olacak mı? Ne kadar kesinti olacak? Ya bunlar kolay değil. Bununla ilgili çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ayrıca uzmanlarımız var. Bu uzmanlar zaten bu genelgeyi hazırlayıp zaten basın açıklamasıyla ve resmi gazetede sunulacak. Peki. Beklemelerini tavsiye ediyorum Doğukan Bey. Yani sonuçta memurlarımızın önüne giden her bir dilekçeye memurlarımız cevap vermek zorunda. Ve o cevap vermeye boşuna genelge çıkmadı. Yani siz bunu resmi gazetede yayınlandı diye vatandaşımız Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe yollamanıza gerek yok. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu ben talepleri alıyorum diyecek. Ama o memurlarımızın önünü boştan yere dilekçelerle şu anda doldurmayalım. Vatandaşlarımızın
Bir sakin olalım, bir anlayalım, değil mi? Borçlanmaları ile ilgilensinler. Yazık, günah yani. Ben buradan gerçekten bir uzman olarak söylemek istiyorum yurt dışındaki Peki, diğer bir konumuza gelelim. Genelde geçen haftaki programımızda da çok gündeme gelmişti. İzleyicimiz sordu. Ben nasıl yüksek emeklilik maaşı alırım? Yani yüksek emeklilik maaşı alabilmek için ne gibi, neler yapmak gerekiyor? Hangi sorumlulukları yerine getirmek gerekiyor? Hemen burada bir parantez açmak istiyorum izninizle Fazıl Hanım. Şimdi bir örnek de veriliyor. Ben mesela geçen hafta bize ulaşan izleyicilerimizden, bu arada gerçekten çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta bizim WhatsApp soru ve görüşlerimiz hattınızdan ve diğer kanalımızın iletişim bilgilerinden bize o kadar çok sorular geldi ki ben bunları biriktirdim, toparladım ve dedim ki ben bunları Fazıl Hanım'a soracağım. Ama herkesin sorduğu şey şu, yani ana konu şu. Yani işte benim amcamın oğlu ya da işte benim dayım işte benle beraber emekli oldu. O atıyorum 1400 lira alıyor, ben 1000 lira alıyorum gibi. Yani nasıl ne yapmak gerekir? Buyurun lütfen. Şimdi öncelikle tüm dünyada matematik diye bir kavram varsa ve bu matematik kavramı bizim ülkemizde de uygulanıyorsa, bütün maaş hesaplamaları, aylık bağlama oranları buna göre işliyorsa, zaten ülke ekonomisine göre şu anda bağlanacak en minimum maaş 800 TL ile 900 TL arasındadır maaşlar, emekli maaşları. Ama bizim devletimiz emekli maaşlarını 1500 TL'ye kadar çıkardı. Evet. Vatandaşa da şu yönde hak verebiliyorum. İşte bu bizim neyimize yetecek? Emekli olduk ama hala çalışıyoruz. Yani vatandaşa maaş yetmiyor. Bunun için maaşı yükseltmek için ne yapacak vatandaş? Ya primini yüksekten yatıracak. Ya bununla ilgili mesela hep önceden şöyle bir algı vardı. Derdik ki işte son işte 5 yılı işte ya da son 3 yılı belli bir dönemi yüksek yatırırsanız maaşınız da yüksek olur. Yani aslında bu işin sonu, yani iş işten geçtikten sonra yani emekli olduktan sonra yapacak bir şey yok. Bunu erken. Evet sevgili izleyenler, buradan da duyuralım değil mi izninizle Fazıl Hanım? Yani şu anda çalışanlar, şu anda iş hayatında olanlar, sigortaları ödenler, yani SGK'ya bağlı olan insanlarımızın emeklerinin son 5 yılında mı, son 3 yılında mı, netleştirelim orayı. O şöyle, 2008 yılından önce son 7 yıla göre hesaplanıyordu. 2008 yılından sonra son 3,5 yıla göre hesaplanıyor. Yani sizin 10 yıllık da bir sigorta bağ kurunuz olsa ya da 20 yıl bağ kurunuz olsa son 3,5 yılını SSK'dan yatırdığınız zaman, SSK'ya geçiş yaptığınız zaman SSK statüsünde emekli olursunuz. Tabii bağ kur gününüz fazla olduğu için bağ kur etkiler sizin aylık bağlama oranınızdaki maaş artışını veya düşüklüğünü. Ama bu 2008'den sonra değişti. Yani son 7 yıl, son 3,5 yıl oldu. Benim burada vatandaşlarımıza, hem yurt dışından izleyicilerimize hem Türkiye'deki yani primlerini yüksekten yatırsınlar. Son özellikle 5 yılı, son 5 yılı primlerini yüksekten yatırdıkları zaman ki yani bu işverene bağlı bir durum. Çünkü 5000 TL alan bir çalışanını asgari ücret düzeyinde gösterebiliyor. Bunun önüne geçmeye çalışsınlar. Ne maaş alıyorlarsa primlerini onun üzerinden yatırsınlar. Çünkü o an için ona yeterli gelebilir. Yani bazen de çalışanlarımız maalesef bazı art niyetli işverenler yüzünden, sevgili izleyenler, bazı çalışanlarımız mesela yüksek maaşı olur ama sigortaları asgariden gösteriliyor. İşte asgariden gösterildiği için de ya diyor benim maaşım zaten yüksekti, ben niye düşük aldım diyor. Aslında bu anlamda çalışanlarımızın devletin hangi sistemlerinden bunu, maaşının priminin zamanda ve hangi rakamdan yatırıp yatırmadığını nasıl öğrenebilir? E-Devlet. Hepsini E-Devlet öğrenecek. E-Devlet uygulaması. E-Devlet uygulamasının Sosyal Güvenlik Kurumu'nun direkt internet erişimine, yani sayfasına bağlanıp orada ne işlem gördüğünü gösteren bölümler var. E-Devlet uygulamasına girsinler. E-Devlet'te her şeyi gösteriyor zaten. Ben zaten, şu E-Devlet sistemine bayılıyorum çıkışı, gerçekten. Evet, çok ya güzel o kadar bir güzel bir şey oldu ki. Daha da geliştiriyorlar. Vatandaşın evi gibi oldu değil mi orası? Tabii kendi ki, evi gibi. Özellikle bir korona süreci içerisinde Doğukan Bey, vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden bütün işlemlerini yaptılar. Maskelerini E-Devlet üzerinden istediler. Banka promosyonlarını E-Devlet üzerinden istediler. Banka maaşlarını farklı bankaya ya da evlerine talep ettiler. Yani E-Devlet üzerinden yaptılar her şeyi. Çok güzel bir uygulama ve daha da üzerinde çalışmalar yapılıyor ve benim çok hoşuma gidiyor, mutlu ediyor beni yani. Sizin gibi uzmanların işini de kolaylaştırıyor dolayısıyla. Ya hem bizim gibi uzmanların işlerini kolaylaştırıyor, hem kendi işimle de alakalı. Ya kendim de kolaylıkla hemen öğrenebiliyorum her biraz şeyi. Biraz E-Devlet konusunda biz biraz da vatandaşlarımızda hala çok duyarlı olmayanlar var. Hala aslında birçok şeyi bilmiyorlar aslında. Bir gün sizinle E-Devlet konusunu konuşalım. Konuşalım. E-Devlet'in maaşı 1500 TL'nin altında olan 650 bin emekli yeni son dakika haberi. Hem memur hem de SSK ve Bağkur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağkur emeklileri de
2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların intibak düzenlemesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını öngören teklif 6 Şubat 2020 günü TBMM komisyonuna ulaştı. Kanun teklifi ile tarihe bağlı statü ayrımlarından kaynaklı dengesizliklerin giderilmesi için malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmakta. Düzenleme bu yıl tamam. TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak. Ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak. İntibak yasasının 2000 yılı içinde meclis gündemine gelmesi ve emekli maaşlarının düzeltilmesi bekleniyor. İntibak talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yaralandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor. Meclis komisyonuna gelen intibak düzenlemesinin bu yıl içinde meclis gündemine gelmesi ve maaşların düzeltilmesi bekleniyor.